insanlardan veya bir şeylerden bahsederken genelleme yapıyorsak the kullanmıyoruz. Bunu önceki derslerimizde de görmüştünüz. Bu defa başka bazı ifadeler de göreceksiniz. Yani çoğul olan isimler buna bir örnek olabilir. Örneğimize bakalım. I'm afraid of snakes. Ben yılanlardan korkarım. Snakes, yılanlar, genel bir isimdir. Belli bir yılan türü değil, tüm yılanlardan korktuğunu belirtti. Dolayısıyla the kullanmadık. İkinci örneğimizde iki mesleği kıyaslıyoruz. Doctors ve teachers. Doctors are paid more than teachers. Doktorlara öğretmenlerden daha fazla ödeme yapılır. Daha fazla maaş alırlar yani. Burada doktorlar ve öğretmenler genelleme yapılarak kullanıldı. Belli branşlardaki öğretmenler veya belli branşlardaki doktorlar değil. Tüm doktorlar ve tüm öğretmenlerden bahsedildi. Üçüncü örneğimiz, do you collect stamps? Pul biriktirir misin? Pullar biriktirir misin? Yine belli bir pul türünden bahsetmiyor, genelleme yaptı. Dolayısıyla başına the getirmedik. Crime is a big problem. Burada da yine the kullanılmadığını görmektesiniz. Çünkü yine genellemeden bahsediyor. Suç büyük bir problemdir. Genel bir suç kavramı düşünelim. Bunun büyük bir problem olduğundan bahsediyoruz. Belli suçlar değil, suçun tamamı. Genel bir kavramdı. Şimdiki örneğimizde hayattan bahsediyoruz, yaşamdan bahsediyoruz. Life has changed a lot. Hayat çok değişti. In the last 10 years, son 10 yılda hayat çok değişti. Genel bir ifade, yine the kullanmıyoruz. Do you like pop music? Pop müziği sever misin? Veya do you like Turkish food? Türk yemeğini sever misin? Türk mutfağını. Genel olarak kullandığımız ifadelerdir. Dolayısıyla yine the gelmedi. My favorite sport is football. Burada futboldan bahsettik. Spor branşlarından veya oyunlardan önce the gelmiyordu. Dolayısıyla the kullanmadık. My favorite subject at school is history. Okulda en sevdiğim ders tarihtir. Tarih dersi. Belli bir tarih türünden bahsetmiyoruz. Genel tarihten bahsediyoruz. Dolayısıyla önüne the getirmiyoruz. Son örneğimize lütfen dikkat edin. Most hotels accept credit cards. Burada most ifadesini kullandığımız için başına the getirmemiz gerekmiyor. Buna lütfen dikkat edin. En üstünlük derecesi olduğu zaman most'tan önce evet the gelir. Fakat burada herhangi bir üstünlük derecesi yok. Ve bu sıfat derecelendirme de değil. Çoğu anlamında buradaki most. Çoğu otel kredi kartlarını kabul eder. Dolayısıyla burada the kullanmıyoruz ve doğru bir cümle oluşturmuş olduk. Örneklerimizi yenilerini ekliyoruz. Children learn from playing. Çocuklar oynayarak öğrenir veya oyunlardan öğrenirler. Burada genel olarak tüm çocuklardan bahsettiğimiz için başına the getirmedik. Diğer örneğe bakıyoruz. Our teacher took the children to the zoo. Öğretmenimiz çocukları hayvanat bahçesine götürdü. Burada bahsedilen çocuklar genellemedeki çocuklar gibi değildir. Belli bir sınıfın öğrencileri olabilir veya belli bir okuldaki tüm öğrenciler de olabilir. Öğretmen çocukları hayvanat bahçesine götürdü dediğimizde the kullanmamız gerekir. I couldn't live without music. Müzik olmadan yaşayamazdım. Burada müzik genel bir kavramdır. Belli bir müzik türünden bahsetmiyoruz. The film wasn't very good, but I liked the music. Film çok iyi değildi ama müziği sevdim. Buradaki müzik belli bir müziktir, filmin müziğidir. Bundan dolayı başına the getiriyoruz. Biraz da arabalardan bahsedelim. All cars have four wheels. Wheel teker demektir. Tüm arabaların dört tekerleği veya tekeri vardır. Genelleme yaptık. Bundan dolayı the kullanmadık. Aşağı bakıyoruz. All the cars in this park. Burası cümlenin öznesidir. Bu parktaki tüm arabalar.
Dolayısıyla genelleme yapmadı, biraz daha özele indirdi. Parkta bulunan arabalardan bahsediyor. Şöyle işaretleyelim çünkü burası bayağı uzun. Özne şuraya kadar olan bölümdür. Are sözcüğüne kadar. Are really expensive. Bu parktaki tüm arabalar gerçekten pahalıdır. Sugar bu cümlede genel bir kavram olarak kullanılacak. Sugar isn't very good for your health. Şeker sağlığın için iyi değil. Genel bir durumdur bu. Tüm şekerlerden bahsediyoruz. İkinci örneğimiz şekerle alakalı olan ikinci örneğimizde the kullanıyoruz. Sebebini hemen izah edeyim. Önce cümleyi okuyoruz. Can you pass the sugar please? Şekeri uzatabilir misin lütfen? Bu ortamda muhtemelen masanın bir ucunda veya bir köşesinde şeker var ve o şekeri diğer kişi bu şekilde istiyor, rica ediyor. Bundan dolayı the getirdik. Burada kastedilen şekerin hangisi olduğu bellidir. English people, İngiliz insanları drink a lot of tea. İngilizler diyelim biz buna, çok fazla çay içerler. Genel bir kavram olduğu için başında the yok. The English people I know, yine cümlemizin öznesi oldukça uzun. Tanıdığım İngilizler, İngiliz insanları yerine İngilizler diyorum ben. Tanıdığım İngilizler, belli bir grup İngilizden bahsetmiş oluyoruz. Bu sebepten ötürü başına the getirdik. The English people I know like drinking tea. Tanıdığım insanlar, tanıdığım İngilizler çay içmeyi severler. Bildiğiniz gibi the daha özel olan durumlar için, daha daraltılmış ve belirgin olan durumlar için kullanılıyor. Genel durumlarda kullanmıyoruz. İkisi arasındaki fark bazı cümlelerde çok dar olabiliyor ve insanlar bunları birbiriyle karıştırabiliyorlar. Dikkat edilecek olan hususları bu örneklerimizde gösterelim. Çünkü bu örneklerin bir kısmı işte bu birbirine çok yakın olan ifadelerden. İlk cümlemize bakıyoruz. I like working with people. İnsanlarla çalışmayı seviyorum dedik. Burada people genel bir kavramdır. Bunda herhangi bir şüphemiz yok. Bundan dolayı the getirmedik. İki numaralı örneğimize biraz daha dikkatle bakalım. O biraz daha karışık. I like working with people who are active. Hangi insanlarla çalışmayı seviyorum dedi. Aktif olan insanlarla çalışmayı seviyorum. Burada da ne kadar aktif olan insanlardan bahsetsek de hala kavram net değil, hala genel bir kavramdır. Bundan dolayı the getiremiyoruz. Üçüncü örneğimize geçtik. I like the people I work with. Neden burada the geldi? Birlikte çalıştığım insanları seviyorum. Bu ifadedeki kavram daha dar bir kavramdır, daha özele indirgenmiş bir kavramdır. Birlikte çalıştığım insanlar dediğimizde aklımıza gelecek olan insanlar sayılıdır ve bellidirler. Fakat yukarıdaki iki kavramda genel ifadeler kullandığımız için özele indiremiyoruz kişileri. Üçüncü örneğimiz Do you like coffee? Pardon, dördüncü örneğimiz Do you like coffee? Kahveyi sever misiniz? Bu cümlede F harfimiz iki tane olacaktı. Bir yazım hatası yapmışım. Hemen düzeltiyorum. Evet, hatamız düzeldi, düzeltildi. Burada bahsedilen kahve kavramı genel bir kavramdır. Bundan dolayı önüne de gelmedi. Do you like strong black coffee? Keskin olan, ağır olan siyah kahveyi sever misin? Burada bahsedilen bu tarzdaki siyah kahve her ne kadar özel gibi görünse de hala genel bir ifadedir. Bundan dolayı başında the yok. Daha özele indirgenmiş olan örneği bir altta göreceksiniz. Did you like the coffee we had after dinner last night? The coffee we had after dinner last night. İçtiğimiz kahve. Ne zaman içtiğimiz kahve? Geçen gece akşam yemeğinde içtiğimiz kahveyi beğendiniz mi? Buradaki kahve bayağı bir özele indirgenmiş. Bu ifadeyi gören bir kişi kahvenin hangi kahve olduğunu tahmin edebilir. Özele indirgendiği için başında the görmekteyiz.